Evet arkadaşlar, biberliği görüyorsunuz. Damla sulama sistemi kurayım diyorum. Annem yok gerekmez diyor. Belki faydasını bir görseler olur diyecekler ama masraf olmasın diye belki olmaz diyorlardır. İşte biberler ilk meyvesini kursalar belki menemen yaparız. Daha fasulyeler de büyüyecek, fasulyeleri de fasulye yemeği yaparız. Geçen sene bol bol yapıyorduk. Bu sene de olsun da doğal beslenelim. Şu gıdolu ürünlerden uzak duralım diyorum. Şurada bir şey var, her neyse. Kabak mı bu, salata mıydı? Şu. Ot mu yoksa? Karpuz, karpuz. Karpuz mu? İyi de çok ekeydin, yer düket. Karpuz da varmış burada. Yakından göstereyim yaprağı. Ot yaprağına da benziyor ama biberin arası da belki bazı biberleri almamız gerekiyor. Şimdi bunlar toprak sertleşiyor galiba. Kökü yayılması için mi yapılıyor? Ne için yapılıyor? Çapa yapılıyor şu anda. Aralardan geçeceğim az mı? Bak böyle aralardan geçecek. Öyle değil mi? Şöyle toprağı çatlatıyor. Ama çok iyi yeri kaplamış. Ama kolaymış gerçekten. Ot olmalı. Gerçeğini doğrusu söylemek gerekirse ben kabak hiç sevmiyorum. Annem bol bol dikiyor ama ayrıca okuduklarıma göre kabak çekirdeği çok faydalıymış. Ama bizim insanımız faydalı değil değil de tat diye yiyorlar. Şimdi biliyorsunuz eskilerden mide kanseri falan birçok kanseri hastalıkları yokmuş. Şimdi de bağırsak kanserleri, kolon kanserleri, bunlar günümüzde çok yaygın. Bunları da düzensiz beslenme, bir de market gıdaları, kapalı paketli gıdalar falan insanları yaşlanmadan ölmeye sevk ediyor. Eskilerden sadece kalp krizleri oluyormuş. Şimdi de bir sürü hastalık çıktı. Aileden 10 kişi varsa 10 kişiden 7-8'i poşet poşet ilaç içiyor günümüzde. Ne kadar hastane yapılsa da maalesef ki hastaneler yine yetersiz gelecektir. Hastanelerin yeterli gelebilmesi için zehirlerin önünü kesmek gerekiyor ya da Türkiye'ye sokmamak gerekiyor. Birçok zehirli gıdayı piyasadan yasaklamak gerekiyor. Kimi yasaklayacak ki böyle? Mesela kanser dernekleri falan, mücadele dernekleri falan sponsor oldukları yiyecekler falan hep kanser edenler sponsor oluyor. Böylece hiç karşı çıkmıyorlar. Ne yaparız? Karşı işin içinde para var ya da tehdit alıyorlar, kabul ediyorlar. Karşı çıkacak bir şey yok. Mücadele Derneği kanserli şeyle sponsorluk anlaşmaları yapıyorlar. Annem de babam da, en fazla annem poşet poşet ilaç içiyor, babam da öyle. Tabii
Eskiden evimize çok kola gelirdi. Ben istemiyorum kola. Hatta hiç almıyorum. Olsa kolayı hemen içiyor annem. Olsa içiyor. Olmadı için içemiyor. Ama bazen getiriyorlar, getiriyorlar. Bir şey diyemiyorsunuz artık. Ayrıca iş yerine Coca-Cola getirilmesi, alınması yasak. Kesinlikle içeri iş yerine sokturmuyorum. Zehirlenecekseniz Türk kolası Coca-Cola ile kola Türk'a ile zehirlenin diyorum. Evet arkadaşlar, bizim lahanalar gördüğünüz gibi Hasan ayının oraya gittiğimde lahana farklıydı. Ortası da top oluyor. Ama bizimkiler yapraklarını açıyor. Buna kara lahana, bizim oralarda pancar diyorlar. Çorbasını özellikle çok seviyorum. Ayrıca bunun yapraklarından kavurması da yapılıyor. Çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim bunu da. Hani burada yok, ha burada aşağı lan, koşuyor. Aha, aha, bu taraf. Onun. Bu? O da ona geliyor. Gelmez. Gelmiş zaten. Ha, o tarafa gitmiş ama. Yer bulamayınca dolaşmış demek ki fasulyeler. Ne yapsın lan? Garip kalmış lan. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz fısırlar hemen çok erken püskül açmış. Anneme sorduğumda bunlar bizim tohum değil diyor. Orada Aybasit'ten getirmiş tohumları. Şimdi bunlar bu boylarıyla mısır vermez ki, ne olacak acaba? İşte daha büyüme zamanı gelmeden, boy açmadan püskül püskül mısır sümbülü vermiş. Bakalım mısır verecek mi? Boylara bakın, hemen açmışlar. Bizim mısırlar hiç yok galiba burada. Var mıydı bizim mısır? Aha onlardır abi. Bunlarmış. Bunlar dev olur işte. Hemen yanındaki bakın, bunu görüyorsunuz. Bir de bu da sümbül açıyor. Bak bu da bizim değil galiba. Tüskül var içinde ha. Tüskül var. Bunlar da mısır ama boyu kısa. Demek ki genetiği farklı olan mısırların boyu kısa oluyormuş. Ben de şaşırdım. Aşağıdaki mısırlar boy boy dev olmuş. Hüseyin amcam mısırları. Bizimkiler cüce kalmış böyle.
Bak Hüseyin amca mısırını görüyorum, ne büyümüşler. Hiç suladığını da görmedim. Şimdi burada mısırlar boyatmadığı için altına dikilen fasulyelerde fasulyeleri de çöte gerekiyor. Daha hiç yetmez. Mısırlar böyle büyümezse fasulyeler sarılacak, sarmaş dolaş olacak, mısır bulamayacaklar. Hepsi yerlere yatacak hepsi. Sen bir gör ne dakika olacak? He? Ne kadar dakika olacak? Bir daha dikmezsin tahminim. Dişer misin? Dikmezsin. 2 metreyi geçen boyları oluyor bizim mısırların ama bunlar niye böyle sümbulaşmış diyordum. Belki de sulamadığımızdan demiştim. Meğer genetiği farklıymış. Bakın hemen sümbulleri açmış. İyi bakalım mısır verecek mi göreceğiz. Mısır nasıl olacak? Hep beraber bir aya 15 güne ya da bir aya görürüz. Evet arkadaşlar, bu aralar tesadüfen rast geldiğim Urfalı Karaca Dağı canavarı var. Biliyorsunuz Urfa'da Toros Broadway kullanımı meşhurdur. Karaca Dağı canavarında da Toros var. Bunda maden içerikler üretiyor. Maden hayatından anlamlar, güzel şeyler paylaşıyor. Arada bir takip ettiğim oluyor. Bir ara Toros satıp jette almış ve bu araçta da indirdiğime göre bir takım sorunlar çıkmış. Tabii ki üzüldük. Şimdi arkadaşlar araç almak için yani arabaya baktığınızda hemen hoşunuza gidip almayın. Arabanın altına bakacaksınız. Yani kendiniz bakacaksınız. Altında yağ var mı? Kilometresine kadar. Etrafını süzdüğünüzde, koltuklara baktığınızda zaten yıprantılar gördüğünüzde zaten yıpranma var mı? Onun farkına varırsınız. Böyle araç alırken hemen heveslendim. Hemen güzel araba düştü. Görünüşüne aldanmayın. Bunu ekbiletinize de sokun. Geçmişini araştırın. Öyle araç alın. Özellikle kilometreleri lüks araçlarda, özel araçlarda kilometrelerin 150 bin kilometre üzerindeki araçlara daha fazla dikkat edin. Şimdi benim Adem babası bir tane Doblo getirmiş, bir 3 Doblo. Araca bakıyorum etrafı, kilometre 150 bin, çok gezmiş. Motor tarafını açıyorum, mazot pompası hafif zıdırma. Alt tarafına bakıyorum, motorun altı komple yağ sızmaları var. Burada görüldüğü gibi araç bayağı masraf var. Böylece ek vitesi de sokma gereği duymuyorsunuz. Madem alacaksınız, iyi fiyatta alabilirsiniz. Makusta alabilirsiniz ama kilometre itibariyle bir de yağ kaçakları itibariyle aldıktan sonra size çıkacak masrafları göz önüne bulundurarak almalısınız. Şimdi Karacadağ canavarı aracı adı ne bilmiyorum bu abimizin. TRT'de dizide oynamış birkaç bölüm. Neyse videoları bazen sessiz geçiyor. Sessiz geçirmek bir anlam yani alttan çekme falan hoş oluyor. Aracı onu mağdur etmiş, bozulmuş. Bir de yorumda anlattığı gibi bir tamirci bir yerini yaptı mı bir yerindeki vidalar gevşek bırakılmış ki gene geri gelsin. Ama o tamirci eğer gerçekten illa vardır böyle iş insanlar bunu yaparsa hem o
yaptığı kişinin canını tehlikeye atmış olur. Hem de yaptıkları yanındaki yargı almayacak. İlla ki yakalanırsın ama fena yakalanırsın. Bu durumda kendini fişlemiş olursun. Nasıl fişliyorsun? Adam senin yaptığın üç kağıtçılığı, yaptığın dolandırıcılığı gördü. Ondan sonra sana bir daha hiç güvenmeyecek. Sen onu kaybettin. O adam zaten sağa sola bunu durumu söyleyecek. Diğer adamlar da senden korkacak. Sırf bir kere daha gelsin diye ne kadar büyük bir bedel alıyor. Onları da geçtim. İnsan da biraz vicdan olmalı. Vicdan. Tabii vicdan olmadığından benim gibi panik atak, benim gibi depresyona da girmez. Benim gibi kaygıya da kapılmaz. İşte böyle Karacadağ arkadaşımı tam tanımıyorum. Arada takip ediyorum. Belki bir danışsaydı kilometre falan bilgiler sorardım. Bir de araç bildiğime göre manuel bir şey değil. Kilometresini de öğrenmeliydim. Ekleti de sok derdim. Şuraya bak derdim. Bazen ekletiden önce ekleti de sokarken sokmadan önce bir motorcuya gideceksin. Mekanik motor, ona baktıracaksın. Bir de boyacıya göstereceksin. Ona baktıracaksın. Ondan sonra ekleti de göstereceksin. Yani boyacıyla motorcu bile bazen ekletiden daha güzel bakım yapabiliyor. Şimdi sen ne anlarsın diyenler olacaktır elbette arkadaşlar. Ben aracı aldım. Aldığım araçlar gayet iyi. İstanbul'dan aldığım Volvo. Ondan babama aldığım Starik. Ondan önce Opel Combo. Hepsi iyi. Ondan önce Opel Combo. En son aldığım Ford. O da iyi. Diğer arızaları falan ihtimalleri ise göz önünde bulundurarak aldığım bir artist de kendimin tamirci olması bunu artıya çıkarıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Günlerden cuma ve motor almaya gidiyorum. İlk defa 4 adet motor alıyorum. Yani 25 HP 4 adet motor. Daha önce hiçbir zaman 4 adet almamıştım. Çünkü o kadar gücüm yoktu. Şu anda da yok ama tabi Polat firması sahibi bir kolaylık yapıyor. İnşallah o 4 adet motoru da yılbaşı gelmeden bitiririz. Eğer 2 adet daha FM25 atarsam geçen yılki rekoru yakalayacağım. Ondan sonra bir tane daha satarsam rekor kırmış olacağım. Hayırlısı bakalım. Diğer ürünlerin hepsi zirve yaptı. Dal budama dışında. Dal budama tabii. Dal budama testereleri fındık zamanında çok satıyor. Yani fındıklar toplanırken çok satıyor. O da rekoru kırar. FM25'te rekoru kırarsam vallahi şükür. Evet arkadaşlar, daha önce hepsi tarih bagajında götürüyordum motorları. Tabii zor oluyordu. İki motor olduğu zaman pick-up alıyordum. Elinize emanet pick-up. Bu da her zaman, pick-up'lar her zaman müsait olmuyordu. Motorlar da ansızın geliyordu. Bazen zor durumda kalıyordum. Şimdi ise Allah'a şükür elimizde araç var. Çok şükür. Onunla alıp geliyoruz. İstediğimiz zaman araba bulabiliyoruz. Çünkü araba zaten elimizde. Evet arkadaşlar, Aras Kargo'dan starterleri aldım. Şimdi de
Ordu'yu öncelikle Ordu'ya, ondan sonra Kumru'ya gidecekler. Kumru'dan bir yük boşaltıp bana gelecek. 4 tane Bolat FM25 motoru bekliyorum. Oldukça bir sıcaklık var. Banka dedik, şu dedik, bu dedik. Bir de hani biberlerin arasını sulamayı çok damla çekiyorduk, çok şey uğraşıyorduk. Bu sefer damla sulama sistemi koyacağız biberlerin arasına. Hayırlısı, inşallah fayda görürüz. Şimdi tırdan haber beklemek zorundayım. Gelirken bana haber verecek, çıktığı zaman henüz bir haber vermedi. Galiba Kumru yolu uzak galiba. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar, çarşamba sanayi sitesinde kavlağın ağacının gölgesinde bekliyorum. Birkaç esnaf uğrayıp su içtim, çay içtim, geldim buraya. Öğleden beri burada bekliyorum. Saat şu anda 17.42, yani 8'e 18, yani 6'ya gelecek. Burada tırı bekliyorum. Tırı yükledikten sonra köye döneceğim. Köyden önce, yani erken geleceğini, öğlenden sonra geleceğini varsayıyorduk ama işin değil de geçtik. Akşama geliyoruz. Öğleden sonra gelince hemen damlama sulama sistemini kuracaktım. Bir de kurmalı starterler geldi. Onları da montaj videosu yapacaktım. Çünkü verdiğimiz video, gönderdiğimiz kişiler nasıl montaj yapacağını bilemeyebilirler veya zor görünüyor. Görünür de zor gibi ama kolay. Video yaparsam hemen kolay olduğunu anlayacaklar. Onlar için daha iyi geçecek. Hayırlısı bakalım. Şimdi tır bekliyorum. Bakalım saat kaçta gelecek? 18.30 mu 19 mu olacak? Göreceğiz artık. Arkadaşlar, öğleden sonra 7 saattir bekliyorum. Saat 18.52, 19'a geliyor. Tır halen gelmedi. Bakalım şurada bir tır geliyor acaba, o mu acaba, bilmiyorum. Evet, tam da geldi ama geç kaldı, geç. Oo, ta öne koymuşlar ya. Arkaya koysaymışlar iyiymiş. Bunlar hep ezilmiş ya. Bunlar da kırılma çıkmaz değil mi? Kırılma. Hayır şey ya. Üst üste şey gelmiyor. Kırılma. He? Bunlar da çıkabilir. Yok kırılma. Bir şey onlar da. Şuradan bak duruyor ha. Böyle üç tane de öbür sürücü gelen. En son üç tane girmiş. Üç tane. Bakayım. Şu kırılıyor abi. He? Bu kadar kırılıyor abi. Üç tane. Evet, Samsung'lu tırcıydı o. Şeydi, tırcı değil. Mersin'i dedi. Thank you.
onlar için başkasının elini. Bunlar başkasının elini. Eşim tanrı. Tamam mı bu arada? Fransa göreyim bir dakika. Ya bunun kapları aldı kapıları. Eh bunlar efendim. Şüphelilerden. Thank you.
Şu motor abi değil mi abi? Şu 3-4 böyle 5-6-7-8-9 derdi 12 görünüyor burada 12, tamam, 12. Görünüyor tam doğru bu, onun ataklar burada mıydı burada mı bunlar mı ataklar seninkiler yok yok mi? Benim atak bir miydi yok ayrıydı ha o zaman karışmamıştı arada vardı şurada vardı. Evet arkadaşlar sonunda yükledik. Şimdi kapakları kapatacağım ama sırımsıklam oldum. Araba çok geç geldi. Tam 7 saattir bekliyorum. Sonunda malzemeyi almış olduk. Sulama sistemini kurup video yapacaktım ama vakit olmadı. Bu türde klima vardır belki klimada soğuktur bu. Değil mi? Klima var arabada. Var. Ben yandım baksana. Yok şu an çalışıyor. Ben olduğum yerde klima ise arabaya aşırı çalışmak lazım. Sıcak oldu. Öyle kadar açmadım öyle son açtım. Bu ilaveleri daha önce geçmemiştim. Ama tırbanlar büyüdü dışarıda. Tırban ilaveleri geçirdim. Önce benimkileri yüklemişler değil mi? Sen de o taraftan aynen gelmek zorunda kaldın değil mi? Aynen. Orada ayı bastı kumru. Neyse. Tekrar aile yolculuklar. Neyse arkadaşlar. Diyor ki buradan yol daha iyi diyor. Ordu yolu, Amasya yolu. Rampalı orayı zaten biliyorum. Ondan tahmini saatlik hatalı bildi. Ben de öğleden beri bekliyorum ama bununla alakası yok arkadaşımızın. Normalde hep buradan beri geliyor. Hadi şimdi size eve gidiyoruz. 4 tane 25 HP aldık. 5 tane daha alabiliyoruz 5 tane. 6 alırım o orası şüpheli. Belki kapağı açınca alırım. Geçeceğim. Geç. Ben anlar mıyım bilmiyorum ama sapı kuru olacak kağıt sapı. Ben bıçak orada. Var mı? Bize bıçağı atarım. Daha küçük olursa. Tamam. Küçük olan bölgede. Küçük kuru olan sapları. Tamam. Bak bunlar yeni şişi. Şuna bak. Bu da yeşil görünüyor. Yeşil değil bak. Kurumuş onu sen. Şuna bakayım. Şunu alayım. Şunu. Bu görünüyor. Ha. $225. Ne kadar etti? 225. Bu neden sevkiyat yükleyen Kadir Kaya kardeşimi de diyorum ilk bu tarafları yükle bak şoför de burada bu yol daha iyi diyor. Neyse biraz önce tane kaybetmişim aldım neyse. Bakın burada 33 gidiyor araba. Onu da aracı yükledik. 4 tane 25 HP motor. 10 tane kurmalı starter, 12 tane motorlu tırpan. Evet, bu şekilde gidiyoruz.
Yok, işi peki yok yani. Gülmüyor değil mi? Senin mi bu? Maşallah, 3 tane. Alttan çekeceğim, alttan. Üstten çekerseniz git, alttan çekeceğim. Hadi daha gideceği yere kadar çek. Alttan çek, bak bak, alttan. Dön bak. İndir. Hadi. İndir. Çok ufra fra fra indir. Hadi koyun. Yürü yürü. Kaputları söküp oraya takacaksın kaputları. Değişirsin. Yarı sulama kuracağız, sulama. Ondan sonra şeyin kurulumunu yapacağız. Starterin, otomatik starteri kurulumu yapacağız. 520 kutu açılımı, bunları unutmayın ben. 520 benzinsiz geçti, hepsini beğenmişler. Kaldı kaldı kaldı. Kaldı kaldı. Çek. Hızlı çek. Aşağı indirler. Motorları sonra kenara doğru yanaştırın. Kenara oradaki malzemeyi bu tarafa alın. Bu tarafı kapağına kadar motorları sıkıştırın yanlara. Sol yana sıkıştırın, tamam. Yarın ilk iş şey yapacağız, damla sulama kurulumu yapacağız bir doğru. Ondan sonra bir motora starter takıp değer bir doğru çekeceğiz.